Toz yataklı sistemlerde yani powder bed fusion sistemlerinde selective laser sintering'i bahsettik. Seçmeli lazer sinterleme ve polimerler için bahsettik. Şimdi metal kısmına bakalım. Metalde de aslında aynı mantık var. Ama isimler olarak farklı şeyler kullanmışlar. Yine toz yatağı var. Toz metali seriyoruz ve lazerle metali sinterleyerek ya da eriterek işlem yapıyoruz. Bir tane isim direct metal laser sintering, direct metal laser sintering diye geçiyor aslında. Bu isim EOS firmasının koyduğu bir isim. Evet, sinterleme ile aynı mantık ama metal için kullanılıyor. İşte powder seriliyor, lazer veriliyor ve katmanda gerekli yerlerde tozlar eritilip birleştiriliyor. Sonrasında da ikinci katmana geçiliyor. Mantığı bu. Genelde plastik malzemeler için SLS, metal malzeme için direct metal sintering ya da metal laser sintering gibi bir isim kullanabiliriz. Ama ikisi de toz yataklı sistem. Şurada bir YouTube videosu bırakmışım linkini. Ona bir bakalım dilerseniz. Direct Metal Laser Sintering, also known as DMLS, is an additive manufacturing technology that creates metal parts directly from 3D CAD data without the need for tooling. DMLS utilizes a variety of metal and alloy materials, such as stainless steel, cobalt chrome, and Inconel, to create strong, durable parts and prototypes. DMLS is an excellent choice for functional metal prototypes, high-temperature applications, and end-use parts. The DMLS process begins in the same fashion as other layer additive manufacturing technologies. A program takes 3D CAD data and mathematically slices it into 2D cross-sections. Each of these sections will act as a blueprint, telling the DMLS machine exactly where to sinter the metal material. The data is then transferred to the DMLS equipment. A recoder assembly pushes powdered metal material from the powder supply to create a uniform layer over the base plate. A laser then draws a 2D cross-section on the surface of the build material, heating and fusing the material. Buradaki lazer direkt tozu birleştiriyor. Yani sanki kesiyormuş gibi gözüküyor ama kesiyor diye düşünmeyin. Tozu birleştiriyor oradaki. Hani şu beyaz yerde toz var ve onu birleştirerek bu hali katı hale getiriyor diyelim. Once a single layer is complete, the base plate is lowered. Bu arada burada da gördüğünüz gibi birden fazla lazer vardı dikkat ettiyseniz. Şöyle iki tane lazer var mesela. Şimdi tek lazerle de üretim yapabilirsiniz ama yeni makineler şu anda mesela birden fazla lazeri de dahil edip daha hızlı üretimler sağlayabiliyor. Yani bir lazer bu taraftaki parçanın bu taraftaki geometrisini katılaştırırken diğer lazer bu taraftakini katılaştırıyor. Daha da fazla lazer eklenebilir. Şu an bildiğim kadarıyla 8 lazere kadar çıkmış durumda makineler var. Daha fazlası da yapılabilir belki ama tabii lazerlerin böyle bir sıralaması da birbirinden uzak yerlerde çalışması falan önemli. Yan yana çalışırlarsa çünkü çok fazla enerji yüklemesi olabilir aynı noktaya. Onlara dikkat etmek lazım. Ama birden fazla lazer kullanıp baskı hızını ya da yazdırma hızını, üretim hızını artırabiliyoruz. Lowered just enough to make room for the next layer. More material is raised from the cartridge and recoated evenly on the previously sintered layer. The DMLS machine continues to sinter layer upon layer, building from the bottom up. As the part is built, support structures are added to give supplemental strength to fine features and overhanging surfaces. The completed part is then removed from the base plate and treated with an age-hardening heat process to further harden the part. Any support structure. Evet, bir heat process'ten bahsetti. Şimdi bakın şurada gördüğünüz öncelikle onu söyleyelim. Şu altı boş olarak basılmış burası. O yüzden altına destek malzemesi atmışlar. O destek malzemesini şu gördüğünüz aletle söküyor buradan. Ve söktüğü yerde de aslında biraz pürüz kaldı. Destek malzemesi kullanılmış. Bir de heat treatment dediği bir şeyden bahsetti. Bunu şimdi sıcak lazerle üretiyoruz. Ve içeride yüksek sıcaklık, hızlı soğuma var. Dolayısıyla çarpımlar da olabiliyor. İçerisinde kalıntı gerilmeler oluşabiliyor. Onları rahatlatmak için parçayı tamamladıktan sonra alıp bir ısıl işleme sokuyoruz. Yani bir fırına sokuyoruz ve yüksek sıcaklıkta belli bir süre tutuyoruz orada. Sonra yavaş yavaş soğutuyoruz. Bu sayede malzeme içerisindeki işte gerilim farkları falan ortadan kalkıyor. Malzeme tanecikleri işte biraz daha homojen
homojen hale geliyor her yerde ve düzgün hale getiriyor. O yüzden sonrasında bir ısıl işlem yapmak gerekiyor aslında bu şeyler için. Are also removed at this time. With numerous surface treatment and hand polishing options available through service providers such as Solid Concepts, DMLS parts can be used in highly cosmetic applications. Typical uses for DMLS include tools and manufacturing aids, small integrated structures, dental components, surgical implants, and aerospace parts. Evet, bu da metal üretimin şeyi, süreci gördüğünüz gibi. Şimdi laser sintering ile laser melting terimleri var. Bu ikisinin arasında fark var aslında, onu göstermek istiyorum. Şimdi DMLS dediğimiz laser sintering'de bakın sinterleme parçaları, daha doğrusu tozları eritmeden tamamen birleştiriyor. Burada gördüğünüz gibi. Melt'te ise tamamen eridikleri için daha böyle şu aradaki boşlukları falan dolduran bir yapı oluşmuş oluyor. Sintered ile melted'ın farkını bu şekilde görebilirsiniz. Ama genelde metal kullanan makinelerin hepsi eritme işlemini yapıyor. Çünkü bu eritmeden hemen önceki sıcaklığa gelmek hakikaten neredeyse zor bir şey. Metalin bir kısmı erir, bir kısmı erimez. Toz oldukları için çok ince. O yüzden genelde hepsi melting diye düşünebiliriz. Sintering yapınca da arada boşluklar kaldığı için biraz daha melt yapmak avantajlı olabilir. Burada EOS, Concept Laser, 3D Systems, Renishaw, SLM Solutions bazı büyük firmalar. Ve bunların işte fiyatları özellikle metal tarafta ucuzlatmak da mümkün değil. 400 bin dolarla 1 milyon dolar arası değişiyor bu makinelerin fiyatları. Ve üretebildiğiniz alanda sadece 20 santime 20 santim mesela. Bu kadar fiyat verip üretebildiğiniz alan. Şu an zaten çok büyük sistemler yok. Özellikle Concept Laser bir aslında GE tarafından satın alındı, General Electric tarafından. Ve General Electric havacılık parçalarını üretmek için daha büyük işte 500'e 500'lük 50 santim 50 santimlik parçalar üretmek için de bu cihazları geliştirdi, büyüttü diyelim. Bu selective laser melting için de bir şuradan video bakalım. Her evin olmazsa olması beyaz eşyalar hepsi Burada'da. Lezzetli tarifler için fırınlar, tertemiz bulaşık. Burada gördüğünüz üzere oldukça hassas parçalar çıkarabiliyoruz. Ama yine bunda da bu yüzey işleme yapılmış büyük ihtimal bunda. Yüzey işleme yapılmadan önce burada yine kenardaki kalan tozlar birleşip üstünde biraz pürüz oluşturabiliyor. Yüzey pürüzlü oluşabiliyor. Çok ince böyle karmaşık yapılarda yüzeyi temizleyemezsiniz. Onlar zaten görünecektir. Ama temizleyebilirseniz yüzeyi
Bu şekilde düzgün yüzeyler elde edebiliyorsunuz. Bu da hani selective laser melting için bir video olmuş oldu burada. Şimdi SLM bu arada en çok tercih edilen yöntem şu anda. Neden? Çünkü metal üretebiliyoruz. Ve biliyorsunuz otomotiv firma, işte otomotiv endüstrisi, havacılık endüstrisi metal üzerine kurulu endüstriler. O yüzden selective laser melting ya da sintering, işte powder bed fusion aslında. Toz yataklı sistemler şu an en çok tercih edilen sistemler. Avantajlarına, dezavantajlarına bakalım. İşte şimdi avantajlarına bakarsak ya da kuvvetli yanlarına powder bed fusion'ın 50 mikrona kadar güzel hassasiyet verebiliyor. Bu güzel bir şey. Metal powder şu an şeyde var, markette var. Yani farklı tozlar var. İşte titanyum tozu var, alüminyum tozu var, çelik tozu var. Farklı alaşımların tozları mevcut. Bu tozları üreten firmalar var çok fazla. Ve üretilen parçalar tamamen yoğun şekilde melting de yapıldığı için aslında boşluklar olmadan neredeyse %99,89 civarında dolu üretilebiliyor. Zayıf yanları neler? Küçük üretim hacimleri var. Bunu söylemiştim. 20 santim 20 santim civarında üretim hacimleri var genelde. Büyük makineler henüz yok. Daha doğrusu şöyle, küçük hacme rağmen büyük makineler. Yani bir oda büyüklüğünde makine var aslında. Ve da küçücük bir yeri üretebiliyor sadece. Üretim hızları çok yavaş. Yani günler alabiliyor üretimler. Sadece bir malzeme üretimi sağlanabiliyor. İşte alüminyum koyuyorsanız sadece alüminyum. Üzerine bir de hani bir katman alüminyum, bir katman titanyum üretim gibi bir avantajı yok. Tek malzemeyle üretilebiliyor. Ve malzemeler çok pahalı. 100K demiş ama böyle bir makine yok aslında şu anda. Belki çok küçük boyutlu, ona onluk falan, 10 santim 10 santim boyutlu makineler belki ucuzlatmışlardır fiyatını şu anda. Ama genelde hani baskı alabileceğiniz endüstriyel şeyler 400 bin 500 bin dolar civarı. EOS M290 var mesela. 500 bin dolar civarı. Bir de onun yanına tabii ekstra şeyler almanız lazım. İşte bu argon gazı besleniyor içerisinde. Gaz basınçlı bir ortamda çalışıyor. Onun teçhizatı düzenini almak gerekiyor. Makine oda kadar büyük dediğim gibi ona ayrıca bir oda tayin etmeniz lazım vesaire. Ve küçük tozlar patlayıcı olabiliyor. Yani çok küçük oldukları için lazeri verdiğinizde üzerine patlayıcı olabilir. O yüzden kontrollü bir ortamda yapılması gerekiyor. Fırsatlar neler? Burada işte aerospace tarafında özellikle çok büyük fırsat var. Yani metal üretebildiğimiz için o tarafta tüm havacılık firmaları zaten şu anda bu powder bed fusion tekniklerine odaklanmış durumda. Daha ucuz ve basit SLM 3D printerlar için market olabilir ileride. Çünkü şu an 400 bin 500 bin dolar civarı dedik. Daha ucuzlatabilirler belki teknoloji gelişirse. O da bir fırsat gelecek için. Hani tehlikeler işte patlayan tozlar tehlike oluşturabilir. Eğer hızlı şeyler, hızlı üretimler istersek tozların patlaması problem çıkarabilir. Çünkü fine powders are explosive dedik. O problem olabilir. Bir de tabii SLM ve DMLS'ten bahsettik. Aslında bir de EBM tekniği var. Electron Beam Melting tekniği. Onun için de bir video bulabilir miyiz bilmiyorum ama hemen şuradan bakalım hızlıca. Electron Beam Melting tekniği de yine toz yataklı metal üretim için biraz daha yüksek sıcaklıklarda elektron ışınıyla yapılıyor aslında. Bakalım burada. Şey vermiş mi? Şunu hızlıca. We support a clean environment and our customers' right to precision technology that lasts. We support building a sustainable economy and we support providing pollution-free power for mobility, for our homes, and for our offices. Schletter. A DMA sphere and we slice it into layers. We then stack these layers on top of each other in the Z direction and you see that thousands of layers together form spheres. Bunları biliyoruz ama şeyi göstermesini istiyorum ben. Görüntüde. Burada süreç başlıyor galiba. We then take the file that we've created and input it into the RCAM A2 machine. Once the file is loaded, we actually go and place. Bu Arcam dediği Arcam firması EBM ya da Electron Beam Melting tekniğinin en kullanan firma, en büyük firması. O yüzden genelde Arcam firması. Powder, in this case it's titanium 6 aluminum 4 vanadium powder
into the hoppers in the machine and load the powder into the machine. We shut the door and we pull down to vacuum. We then spread the powder into a thin layer of material and preheat. We then go through and sinter the powder exactly where the CAD file states. We repeat the process over and over again for each layer that we've created in our file, and we build up spheres. Once the spheres are created, we allow it to cool before we open the machine. Once the machine is cooled, we pull the material out of the system. We then take it into a powder recovery system. In this system, you can see that we blast off all the excess material and are left with the 9 spheres that we've created for the DARPA challenge. Ve üretim gerçekleşti gördüğünüz gibi. Bu da yani toz yataklı sistemlerde elektron beam melting. Onu söylemiştik şurada. Selective laser sintering, SLM melting, sintering. Bir de elektron beam melting vardı arkamın. Onu da göstermek istedim. Bununla beraber toz yataklı sistemleri de tamamladık. Bir sonraki videoda malzeme ekstrüzyonuna bakacağız.